Ankara'nın gündemiyle devam edelim. Bültenimize yine önemli notlar var. Başkentin gündemini de Mahir Kılıç aktaracak. Mahir. Hemen başlayalım Benan Kepsutlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan programıyla başlayalım gündemi anlatmaya. Güney Afrika seyahati olacak. 2 günlük seyahatte 10. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika zirvesi için gidiyor. Buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada Rusya lideri Vladimir Putin'le önemli bir görüşmesi olacak Erdoğan. İki lider bölgesel birçok konuyu görüşecek ancak özellikle Suriye konusu masaya yatırılacak. Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve bundan sonrası görüşülecek. Yine bu görüşmede Suriye başlığı altında Münbiç'inde özel bir paragraf içinde görüşüleceğini ifade edelim. Saat 11.30'da uçağa kalkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uçak havalanmadan önce Esenboğa Havalimanı'nda bir basın açıklaması, basın toplantısı yapması bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bu basın toplantısında da gündeme dair önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakalım. Bugün önemli bir görüşme var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek saat 11'de. Bu görüşmenin gerekçesi ise, sebebi ise CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu halen Maltepe cezaevinde bulunuyor. 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçildiği için CHP tekrar Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığı kazandığını gerekçe göstererek hakkındaki yargılamanın durdurulmasını istiyor. Bu şekilde bir talep var ancak yargıdan şu ana kadar bu yönde bir karar çıkmadı. Dolayısıyla bu konuyu bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'la görüşecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama döneminde Yıldırım'ın önündeki önemli başlıklardan bir tanesi Berberoğlu'nun durumu olacak. Mecliste kalalım. O hal yasasının maddeleri kabul edildi. Bugün genel üzerinde bir oylama gerçekleştirilecek ve bugün artık yasalaşmasını, genel kuruldan geçerek yasalaşmasını bekliyoruz. Maddelerini kısaca göz atacak olursak eğer, valilere geniş yetkiler tanıyan bir teklifti bu. Gözaltı süresini 12 güne çıkaran ve önümüzdeki 3 yıl boyunca da kamudan ihraçların önünü açan bir teklifti. Mecliste kalalım. Son başlık bedelli askerlik. Plan bütçe aşaması geçtiğimiz gün bitmişti. 21 günlük zorunlu askerlik kalkacak mı, kalkmayacak mı tartışmalarını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktaya koydu. 21 günden aşağı düşüş olmayacak dedi. Bugün de bedelli askerlik teklifinin genel kurula gelmesini bekliyoruz. Gece geç saatlerde veya yarın da genel kuruldan geçerek yasalaşmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Benan.